Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir fosforlu kalemle daha beraberiz. Efendim epeydir fosforlu kalem çekemiyorduk. Aslında kitapları okuyordum ama çekecek zaman bulamıyordum. Ya da zaman var ama benim gönlüm olmuyordu diyelim. Dürüstçesi bu oldu. Aklımızın bir kenarında bekliyordu. Nihayet evet Ramazan'dan çıktık. Biraz havamız yerine geldi. İbrahim Çoban Hoca'nın Said Havva'nın nazarından Ateizm ve Deizm Eleştirisi kitabını bugün size tanıtmak istiyorum. Kitabın yayın evi MGV Yayınları. Şöyle bir güzellik de var. Hoca bu kitabı bana imzalı yolladı. Bakınız şöyle reklamını da yapalım. Allah razı olsun kendisinden. Kıymet vermiş, göndermiş. Ben de elimden geldiğince itinayla okumaya çalıştım. Kitabın kapağını göstermeyi unuttum. Onu da yapayım hemen. İşte bakınız. Kitabın kapağı da böyle bir şey. İsmini bir daha söyleyeyim. Said Havva'nın nazarından Ateizm ve Deizm Eleştirisi. İbrahim Çoban Hoca'nın kitabı. Şimdi alıntılarımı okumaya başlayayım. Zaten alıntıları okuyunca kitabın içeriği tebeyyün edecek. İlk alıntım 20. sayfadan. Şöyle bir yerden başlayayım okumaya. Said Havva'ya göre Hümeynicilik, Said Havva İhvan-ı Müslümin'e bağlı Suriyeli bir alim. Burada biyografisi de vardı ama şimdi ona girmeyeyim diyorum yahu. Gireyim mi? Birazcık ondan bahsedelim mi? Ya da ona girmeyelim ya. Şimdi biyografisine girersek iş uzayacak. Ben doğrudan alıntılarımı okuyayım ama bu kısmını bilin yani. Suriye'de yaşamış bir alim. İhvanla irtibatı kavi olan bir alim. Ama Ehl-i Sünnet adına eserlerini üretmiş, birçok eser üretmiş, kıymetli imani müdafalar yapmış bir alim. Kitaptan özetle anlayabileceğimiz bu Said Havva'ya dair bilgi. Tekrar başlayayım alıntımı okumaya. Said Havva'ya göre Hümeynicilik, İslam'a vurgu yaptığı halde itikadi ve pratik sapmalar üzeredir. Bir daha okumak istiyorum bu cümleyi. Hümeynicilik nedir? Ya Şiilik, İmamiye, Şiası, İran'daki devrim. Onun özündeki fikir. Said Havva'ya göre Hümeynicilik, İslam'a vurgu yaptığı halde itikadi ve pratik sapmalar üzeredir. Hümeynicilik, İslam zaferine çağrı diye propaganda yapsa da Said Havva bu akımı itikadi, suluki ve usulî olarak İslam'a karşı yürütülen bir savaş olarak görmekteydi. Çizdiğim cümle burası arkadaşlar. Said Havva bu akımı itikadi, suluki ve usulî olarak İslam'a karşı yürütülen bir savaş olarak görmekteydi. Ayrıca Müslümanların vahdeti için gayretkar gibi gözükseler de sapkın mezhepçilikle ümmetin temellerini yıkmaya çalışmakta olduklarını ifade eder diyor. Görüldüğü gibi Şiiliğin hakikatine uyanmış bir alimle karşı karşıyayız. Allah ondan razı olsun, bunları yazmış, insanlara bildirmiş. Biz ancak bundan yıllar sonra, onun yazmasından, bunların konuşulmasından yıllar sonra Ebu Bekir Sivil Hoca vesilesiyle bu mevzunun hakikatine uyandık elhamdülillah. Ben öyle uyandım. Başkaları daha evvel de uyanmıştır belki. Onun Peşaver Gecelerine Reddiye videoları benim için çok kıymetlidir. Şiilik konusunda gözümü açan o oldu en çok. Geldik 27. sayfaya. Şöyle bir yerden başlayayım burada da okumaya. Deizm başlığının altındayız. Teizm. Teizm, te ile. Teizm, Yunanca'daki teos kelimesinden, deizm ise Latince'deki deus kelimesinden türetilmektedir. Teizm, Yunanca'daki teos kelimesinden, deizm ise Latince'deki deus kelimesinden türetilmektedir. Deizm, evrenin başlatıcısı olarak bir tanrıyı kabul etmekle beraber, evrene her zaman müdahale eden bir tanrı yaklaşımını kabul etmeyen bir anlayıştır. Bak, deizm neyi kabul etmiyor, neyi kabul ediyor? Deizm, evrenin başlatıcısı olarak bir tanrıyı kabul etmekle beraber,
saati kuran usta gibi. Aristo'nun felsefesinde var ya böyle bir şey. Tanrı'yı saati kuran bir ustaya benzetiyor. Kurmuş ve bırakmıştır diyor. Onlar da öyle inanıyorlarmış. Deizm, evrenin başlatıcısı olarak bir tanrıyı kabul etmekle beraber, evrene her zaman müdahale eden bir tanrı yaklaşımını kabul etmeyen bir anlayıştır. Bak bak bak. Ama İslam'da öyle mi? Cenab-ı Hak her an kayyumiyetiyle bir yaratışta, bir kontrolde, varlık onun var etmesiyle devam ediyor. Onun takdiriyle kader ilerliyor, kaza oluyor. Deist yaklaşımda dünya kendi yasalarıyla işlemek üzere bırakılmıştır. Deizm, evrene müdahil yaratıcı inancı olan teizmden, Tanrı'yı doğayla bütünleştiren panteizmden ve Tanrı'nın varlığını inkara yönelen ateizmden ayrı bir konumda bulunmaktadır. Deizmin içeriği arkadaşlar diğer farklı batıl fırkalardan nasıl ayrılıyor? Deizm, evrene müdahil yaratıcı inancı olan teizmden, Tanrı'yı doğayla bütünleştiren panteizmden ve Tanrı'nın varlığını inkara yönelen ateizmden ayrı bir konumda bulunmaktadır diyor İbrahim Çoban Hoca. Yani deizm aslında ne demek? Ben şöyle diyorum, ilgisiz Tanrı inancı bu. Tanrı kainatla ilgilenmiyor diyorlar ama bir taraftan da bu bir tutarsızlık. İlgilenmediği şeyi niye yaratsın Allah? Bir kere yaratmak ilginin en büyüğü değil mi? Şöyle söyleyeyim mesela, bunu derslerde de bazen misal olarak kullanıyorum. Ben birisinin bir sorununu gidersem, bu sorunla ilgilenme düzeyim ona olan ilgimi ifade eder. Ya da çözdüğüm sorunun büyüklüğü, ona harcadığım mesai, o şeyle, o kişiyle, o kişinin durumuyla olan ilgimi ifade eder. Bir borcunu ödesem bu bir ilgidir. Zor gününde koşup yardım etsem bu bir ilgidir. Başka başka işte dereceler sayabiliriz. Siz onları kafanızda kategorize edin. Pekala, bütün bunlar nedir ki aslında? Mesela birinin borcunu ödemek nedir? Ya da birisine zor gününde yardım etmek kol gücüyle nedir? Yaratmanın yanında bunlar bir ilgi midir? Hiçbir şeydir. Yaratmak, yoktan vara çıkarmak ilgilerin en büyüğüdür. Cenab-ı Hak varlıkla onları yokluktan varlığa çıkaracak kadar ilgilendikten sonra işte insan gibi bir mahluku mesela bu kadar ilgi içinde yarattıktan sonra neden onun acabaya düştüğü yerlerde nebi vasıtasıyla ona vahiyle hakikatleri, doğruları, acabaya düştüğü yerlerdeki doğru cevapları bildirmesin? Neden her yerde gösterdiği ilgiyi böyle bir alanda terk ederek tutarsızlık göstersin? Tutarsızlık bir ilaha yakışır mı yani? Haşa, biz tabii ki de Müslümanlar olarak nihayetsiz kemalde bir Allah'a inanıyoruz ve böyle bir tutarsızlıktan da onu tenzih ederiz, sübhaniyetine gönderme yaparız burada. Biz ilgisiz bir Allah'a kabul etmiyoruz. Bir öyle bir böyle olmaz Allah. İkiyüzlülük insanlara yakışan bir şey yani. Daha doğrusu insanlarda olan bir şey, yakışan bir şey, yanlış bir ifade oldu. İnsanlara yaraşır bir şey. Oldu mu insanda şaşırmıyoruz. Ama Allah'ta bu olmaz, haşa. Geldik 28. sayfaya. Burası da ilginç. Nereden başlayayım okumaya? Yukarısından başlayayım. Deizmin sistematikleşmesi İngiliz deistler eliyle olmuştur. O İngilizler zaten her yerden çıban başı gibi çıkıyorlar. Bu sebeple deizmin ana vatanı İngiltere olarak kabul edilmektedir. Deizm Avrupa'ya İngiltere üzerinden yayılmıştır. Bu durumun sonuçlarından biri de Fransız aydınlanmasıdır. Fransız deizmi de diğer deizm tiplerinde olduğu gibi kilisenin savunduğu dinin parçası olmamayı yeğlemiştir. Yani bir şeye inanayım ama ya bu kiliseyle de takılmayayım fazla. Oradan gelmiş. Böylelikle müdahale etmeyen bir yaratıcı tasavvuruna yönelmişlerdir. Deizmin İngiltere'de yeni bir dini, Fransa'da dinsizliği, Almanya'da ise rasyonalizmi inşa ettiği söylenebilmektedir.
Amerikan deizmi toplumsal faydaya odaklı, doğal dine vurgu yapan ve kozmopolit bir tutum olarak görülmektedir. Amerikan deistler, Hristiyanlığın getirdiği sorumluluklara insanların saadetlerini sağlamakta artık ihtiyaç olmadığını düşünmektedirler. İşte modernizm. Yani doğrusal tarih anlayışı. Hep yukarı doğru gidiyoruz acaba. Hristiyanlığın getirdiği sorumluluklara insanların saadetlerini sağlamakta artık ihtiyaç olmadığını düşünmektedirler. Kimler? Amerikan deistler. Toplumun saadetinin aklın kullanımıyla sağlanabilecek olduğu görüşü bulunmaktadır. Bunlar da öyleymiş. Amerika Cumhuriyeti'nin temelleri deizm merkezli atılmıştır. Arkadaşlar işte benim çizdiğim cümle burası. Çok önemli. Amerika Cumhuriyeti'nin temelleri deizm merkezli atılmıştır. Ya insan düşünüyor, hakikaten de öyle. Yani bu Hristiyanlık değil. Amerika'nınki çok yoğun bir faydacılık. Ha, Tanrı yok mu? Onlarda Tanrı şeyi var. Hatta paraların üstünde bile Tanrı Amerika'yı korusun yazıyor. Ama bu Tanrı öyle çok da karışmıyor. Amerika asıl çözüyor yani. Tanrı'nın varisi olarak, haşa, dünyadaki işleri Amerika çözüyor. Deizm Avrupa'da entelektüel çevrelere has bir olguyken Amerika'da aristokrat elitler arasında yaygınlaşmıştır diyor İbrahim Çoban Hoca. Güzel bilgiler var bu bölümde deizmle ilgili. Devam ediyoruz. Biraz hızlı gidiyoruz. Çizdiğim çoğu yeri atladım çünkü hepsini okursam çok uzar bu iş. Geldik 44. sayfaya. Şöyle bir yerden okuyayım. Allah'ın var olduğu bilinebilir. Lakin varlığının mahiyetini bilmek insan aklını aşmaktadır. Allah'ın var olduğu bilinebilir. Lakin varlığının mahiyetini bilmek insan aklını aşmaktadır. İnsan Allah'ı sıfatları, fiilleri ve isimleriyle tanımaktadır. Bunlar bizim pencerelerimiz. Bütünü kuşatamıyoruz. Böyle bir yeteneğe sahip değiliz. Cenab-ı Hak bize küçük pencereler lütfetmiş. Oralardan ona bakabiliyoruz. Onun marifetine bakabiliyoruz. Aşağı zatına bakamıyoruz ama marifetine bakabiliyoruz. Onun bizi bilgilendirdiği kadarıyla. İnsanın tasavvuratına her ne geliyorsa Allah ondan münezzehtir. Ne manada? Zatı manasıyla. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Mutlak varlık olan Allah'ın zatını algılamak, sınırlı olan insan aklı ve algı kapasitesini aşan bir durumdur. Zamansallık, mekansallık, bir yönde ve bir mekanda bulunma, biçim sahibi olma gibi özellikler mümkün varlıklara hastır. Bu bizim şeyimiz, eksikliklerimizin sonucu bu aslında. Zamansallık, mekansallık, her yerde, her anda bulunamadığımız için zaman var. Geçenlerde Susan Sontag galiba öyle bir yazarın bir sözünü duydum. Çok hoşuma gitti. Diyor ki zaman her şey bir anda olmasın, mekan da her şey bizim başımıza gelmesin diye var. Ne kadar hikmetli, ne kadar güzel bir söz. Zaman her şey bir anda olmasın, mekan her şey bizim başımıza gelmesin diye var. Bizim sınırlılığımız, bizim düşük düzeyimiz, bizim kabımızın küçüklüğü zamanın ve mekanın varlığını gerektiriyor. Cenab-ı Hak lütfediyor bizim o dar çerçevemize. Her şey bir anda olmuyor. Her şey bizim başımıza gelmiyor. Bu sayede taşıyabileceğimiz yükün altına giriyoruz. Bilgi bizim için okunabilir oluyor. Hayat bizim için bir bilgi alanı haline gelebiliyor. Yoksa şiddet zuhurundan kavrayamazdık. Mesela işte bir çocuğa bir günde atom fiziğini kavratmak gibi bir şey olurdu yani. Tabii benim dediğim çok düşük, çok küçük bir örnek. Yani atom fiziğinin çok çok üstünde bir şey bu dünya. Bir anda olsa her şey, bir anda nasıl kavrayabiliriz? O bir andaki şeylerin hepsini nasıl hafızalamıza alabiliriz? Hepsi bizim başımıza gelse, bırakın beyin olarak bunu kavramayı, duygusal olarak nasıl kaldırabiliriz? Delirmez miyiz? Delirmekten de beter oluruz, mahvoluruz yani. Çok konuştum. Devam edelim. Mutlak varlık olan Allah'ın zatını algılamak, sınırlı olan insan aklı ve algı
algı kapasitesini aşan bir durumdur. Zamansallık, mekansallık, bir yönde ve bir mekanda bulunma, biçim sahibi olma gibi özellikler mümkün varlıklara hastır. Mümkün, yani bizim cinsimiz, Cenab-ı Hak vacip, biz mümkünüz. Olsak da olur, olmasak da olur. Cenab-ı Hak vacibül vücut, olmazsa olmaz varlık için. Allah zaman, mekan ve diğer mümkün varlıklara mahsus özelliklerden münezzeh olandır. Zamanı da, mekanı da, diğer mümkünatı da yaratan O'dur. Alemlerden müstağni olup, ihtiyaçsız olandır. Allah'ın varlığının yaratılmış varlıklardan farksız olduğunun anlaşılmasıyla, Allah'ın sıfatları ve fiilleri daha kolay anlaşılmaktadır. Hatta zihne takılabilecek birçok soru da bu sıfatın kavranmasıyla kolaylıkla cevap bulacaktır. Elhamdülillah, inşallah. Gelelim 45. sayfaya, oradan da bir şeyim var. Yukarıdan geleyim okuyarak. Vahdaniyet sıfatına gelince, Allah'ın zatında, sıfatlarında, fiillerinde ortağı ve dengi olmaması ile alakalı bir sıfattır. Burada işte çizdiğim cümleye geldik şimdi. Allah sayı bakımından değil, ortağı olmaması bakımından tektir. Allah sayı bakımından değil, ortağı olmaması bakımından tektir. Bu ne anlaşılmalı? Yani biriciklik, Cenab-ı Hakk'ın birliği biricikliği aslında. Yok, onun gibi ikinci bir şey yok. Sayısal birliği aşan bir şey var bu ifadede. Onu kavratmaya çalışıyor İbrahim Hoca bize. Allah'ın zati sıfatlarının öğrenilmesi, onun muhtes varlığının başlangıç noktası olan varlıklardan farklarının anlaşılmasında merkezi bir konudur, diyor ve devam ediyor. Ben devam etmeyeyim buraları okumaya çünkü konu değişiyor. Dallanmasın, budaklanmasın. Hop, geldik 57. sayfaya. Naturalizm, materyalizm eleştirisi başlıklı bölümde. Said Havva, tabiatçılık konusunu Hasan Hüveydi'nin El Vücudül Hak adlı eserinden ve Said Nursi'nin risalelerinden yararlanarak incelemektedir. Yani Said Havva merhum, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin de eserlerinden haberdar ve kendi eserlerinde onun eserlerinden istifade ederek cevaplarda bulunuyor. Hangi konuda? Tabiatçılık konusunda. Bediüzzaman Hazretleri'nin hangi eseri var? Tabiat Risalesi diye bir eseri var. Devam ediyoruz. Geldik 66. sayfaya. Burası Ebu Bekir Sifil Hoca'nın bir kitabından alıntı. Ebu Bekir Hoca bu bilgiyi hem kitaplarında hem sohbetlerinde veriyor. Akıl-nakil iç ilişkisinde düğümleri çözen bir yer burası. Birinci ihtimalde, şöyle bakalım nereden alsam ama buradan alayım, başka çarem yok. Birinci ihtimalde akli delil kat'i, nakli delil de kat'i olduğunda, bak akli delil kat'i, nakli delil de kat'i olduğunda bu ikisinin çelişmesi mümkün değildir. Biz böyle bir şeyi kabul etmeyiz, yani hem o kesin olsun hem o kesin olsun. Ama birbiriyle çelişsin, böyle bir şey mümkün değildir. Cenab-ı Hakk'ın iki kitabı birbirini yalanlamaz yani. Vahiy olan işte Kur'an ve kevni Cenab-ı Hakk'ın ayetleriyle dolu olan kainat birbirini yalanlamaz. İkisi de aynı Allah'ın eserleridir. Kitaplarıdır diyelim, eserleri belki yanlış anlaşılır. İkinci ihtimalde akli delilde, nakli delilde zanni olduğunda, bak akli delilde, nakli delilde zanni olduğunda, kesinlik yok burada, nakli delil tercih edilir. Çünkü naklin önceliği var. Üçüncü ihtimalde akli delil kat'i, nakli delil zanni olduğunda, nakli delil akli delile göre tevil edilir. Yani mesela işte ayet-i kerimede güneş döner deniyor. Ama biz baktığımız zaman güneşten, yani güneş dünyanın etrafında dönmüyor, dünya güneşin etrafında dönüyor. Şimdi bu birisi kat'ilik, diğeri zannilik ifade ettiği için
Onu ona tevil ediyoruz. Diyoruz ki buradan kastedilen başka bir şeydir. Güneşin dönmesinden kastedilen insanın zannına göredir gibi gibi şekillerde. Bunu bir örnek olarak verebiliriz diye düşünüyorum. Sonuncu ihtimalde ise nakli delil kat'i ise, akli delil zanni ise nakli delil tercih edilir. Mesela Miraç hadisesinde ateistler bazen itiraz ediyorlar. Diyorlar ki ya kainatta en hızlı şey ışık. Işıktan daha hızlı bir şey olamaz. Bu Einstein'ın da şeyidir, iddiasıdır. Ama siz öyle diyorsunuz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün evreni gezmiş. Geri döndüğünde yatağı soğumamış. Bu nasıl olabilir diyorlar. Yani ışık bile milyonlarca, milyarlarca senede ancak bu alemi gezebilir. Sizin dediğiniz muhaldir diyorlar. Biz de diyoruz ki ışığın kainattaki en hızlı şey olduğu sizin zannınızdır. Yani keşfedemediğiniz için böyle konuşuyorsunuz. Belki de daha hızlı şeyler var. Bir fizik mesela böyle ilerlemiyor mu? Daha önce işte diyorlar şu daha hızlı, ses en hızlı şey diyelim. Sonra ışık daha hızlı. Sonra başka bir şey çıkacak belki o daha da hızlı. Fizik zaten böyle dereceli ilerliyor. O yüzden oradaki zannınızı kesin delil olarak alamayız diyoruz biz. Bizim nakli delilimiz, miracın gerçekleştiğine dair deliller kat'i. Bunda tevil götürmez. O yüzden onu ona çeviriyoruz yani. Akıl-nakil ilişkisini anlamak için burası. Aklı tamamen geri planda bırakmak da aklı tek bilgi kaynağı görmek de hatadır. Ehl-i sünnet, akıl ve nakil arasındaki dengeyi iki uca sapmadan kurmaktadır. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bizi bu imandan ayırmasın. Geldik efendim 68. sayfaya. Burası da önemli. Tam işte önce okuduğumuz yerle de bağlantılı. Günümüz dünyasında pozitivist epistemolojinin yaygınlaşması ile birlikte bilimsellik adı altında kat'i ve zanni bilgilerin karmaşık bir şekilde sunulduğuna şahit olunmaktadır. Çok önemli arkadaşlar bu. Adam diyor ki mesela evrim kesin artık. Bilim çünkü diyor hani evrim. Ama bilimin bir zanni kısmı var, bir kat'i kısmı var. Evrim teorisi falan bunlar zanni kısım. Bilim adamlarının zannına dayanıyor. Kesin bir şey yok ki bu tekrarlanabilir bir süreç olmadı hala yani evrim. Bir deneyle işte bilmem şunu soktuk, maymunu soktuk, öteki taraftan bilmem ne çıktı. Böyle bir durum olmadı hiç. Günümüz dünyasında pozitivist epistemolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte bilimsellik adı altında kat'i ve zanni bilgilerin karmaşık bir şekilde sunulduğuna şahit olunmaktadır. Zanni bilgilerin bile bilimsellik adı altında kesin bilgiler olarak kabul edilmesi dayatmasıyla da karşılaşılmaktadır. Çizdiğim cümle burası. Zanni bilgilerin bile bilimsellik adı altında kesin bilgiler olarak kabul edilmesi dayatmasıyla da karşılaşılmaktadır. Kısaca bilimsel verilere insanın metafiziksel arka planı, epistemolojik tutumu, değer yargıları yansıyabilmektedir. Yani mesela adam evrimci, bulduğu bütün bulguları evrime göre değerlendiriyor. Ona doğru büküyor. O deneylerin alıp sınanması lazım. Meşhur Pasteur'ün kuğu boyunlu şişe deneyi vardır. Belki duydunuz. Şimdi materyalistler diyorlar ki bak işte şekerli suyu koyuyoruz kurtlanıyor bu. Demek ki canlılık kendi kendine oluşuyor. Pasteur diyor ki hayır o havayla gelen şeyle yani mikrobik canlılar işte mikroskopik canlılar havayla taşınıyor orada. Onlar ürüyorlar. Bu kurtlanma öyle oluşuyor diyor. Yani canlılık orada o çürüme, yosunlanma veya şeyler havada taşınarak geliyor diyor. Orada kendiliğinden oluşmuyor. Ne yapıyor? Ağzını kapatıyor şişenin. Bakıyorlar hakikaten oluşmadı. Ama diyorlar ki sen hava almasını engelledin. Hava olmayınca canlılık oluşamadı. Peki diyor o zaman işte kuğu boyunlu şişe yapıyor böyle. Hava geliyor ama havadaki mikroskopik canlılar orada süzülüyor. O deneyle ispat ediyor ki canlılık kendiliğinden oluşmadı. Yani şekerli suyu koydum mu orada canlılar hop diye ortaya çıkmıyor. Onlar havadan taşınmışlar oraya gelmişler. Bunu o deneyle diğer deneyi alt ederek yani materyalistlerin kendi dayanakları olan deneyi kendi deneyiyle alt ederek Pasteur ortaya çıkarıyor. Bu böyledir arkadaşlar. Yani adam bilim diye yapıyor ama kendi inancını doğrulacak şekilde okuyor bütün verileri. Acaba o veriler onu gösteriyorlar mı? Bunu sağlaması yapılması lazım.
Zannî bilgilerin bile bilimsellik adı altında kesin bilgiler olarak kabul edilmesi dayatmasıyla da karşılaşılmaktadır. Kısaca bilimsel verilere insanın metafiziksel arka planı, epistemolojik tutumu, değer yargıları yansıyabilmektedir. Bunu göz önünde bulundurmadan bilimsellik adı altında verilen her bilgiye kesin gözüyle bakılması hatalı bir tutum olacaktır. Burada kesin olarak ispatlanmış olan veriler olduğu gibi üzerinde tartışılan meselelerin de olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Üzerinde bilim adamlarının bile tartıştığı konuları tartışılamaz kesin bilgilermiş gibi yansıtmak da bilimsellik kavramının suistimallerinden biridir diyor İbrahim Hoca. Allah razı olsun. Devam ediyoruz. Geldik 84. sayfaya. Burayı şöyle yukarıdan alıp geleyim. Türkiye'de ateizm ve deizm abartıldığı kadar artmıyor. Allah razı olsun ya, bunu birisi yazmış en sonunda. Türkiye'de ateizm ve deizm abartıldığı kadar artmıyor. Adı konmamış bir tutumun adı daha rahat konmaya başlanması sebebiyle. Bak, adı konmamış bir tutumun adı daha rahat konmaya başlaması sebebiyle bu şekilde anlaşılıyor. Seküler yaşama adapte olan bireylerin hedonistleşmesi sebebiyle ateizm ve deizm yükselişe geçebilir. Lakin durum araştırma gibi süreçlerin kullanımı ile pek de alakalı değil. Bak, araştırma ile ilgili değil diyor bu süreç. İnsanların hedonistleşmesi ile ilgili. Yoksa araştırıyorlar, aa İslam yanlışmış, bak deizm doğruymuş falan. Bunu hangi deneyle, hangi bilimle yapabilirler ki? Yapmıyorlar, öyle bir şey yok. Ama zevkleri, zevkperestlikleri, vazgeçemedikleri günahlar onları sürüklüyor. İkinci Lema'da Bediüzzaman Hazretleri bunu çok güzel anlatır. Adam diyor bir günah işliyor, o günahtan vazgeçemiyor. Diyor ki ya keşke Allah bunu haram etmemiş olsa diyor. Sonra bir yerde diyor ki ya keşke Allah olmasa. Bak gıdım gıdım itikadı gidiyor o günahtan vazgeçemediği için. Halbuki kabul etse, tövbe etse kurtuluşu var. Onu yapmıyor, Allah'ı değiştirmeye çalışıyor kendisi için. Kendi kötü alışkanlığı için, kendi işte alışkanlık haline gelmiş günahı için yani. Allah değişsin, din değişsin istiyor. Sonra da diyor Bediüzzaman Hazretleri, bir tane vehim, bir tane safsata, bir tane uyduruk argüman gelse, ona kat'i delil gibi yapışıyor arzusundan dolayı. Arıyordu ya, böyle bir şey olsa da şak diye ben de şey yapsam, çıksam bu işin içinden diye. Adam saçma sapan bir argüman kulağına geliyor, aa bak böyleymiş diye kurtuluyor. Diyelim mesela cuma namazı zor geliyor adama. Yani cuma namazı işte ilk sünneti, farzı, son sünneti, zuhru ahir, bu vaktin son sünneti falan, onlar o zor geliyor. Bir hoca duyuyor, hoca diyor ki ya zuhru ayrı aslında yok. Aa diyor, zuhru ayrı yokmuş zaten. Niye? Kılmak istemiyor çünkü. Ama o kılmak istememesiyle yüzleşmiyor. Ya yokmuş zaten, ne kurtulmaya çalışıyor gibi gibi. Yani Türkiye'de ateizm ve deizmin artışı felsefi bir tutumdan pek de kaynaklı değil. Daha çok psikososyal bir zeminde ele alınması gereken bir vaka diyebiliriz. Yansıyan felsefi sorunların geri planında psikososyal faktörler bulunuyor. Bunu itiraf etmekse kendileri açısından epey zor. Bismillah. Bize düşense hal ile tebliğin yanında ispat-ı vacip ve delail-ül nübüvve eserlerine yönelmek, köklerden beslenerek deliller sunduğumuz gibi İlmi kelam disiplini üzere yeni deliller üretme gayreti içerisine girmektir. İnşallah diyoruz biz de. Hocamızın duasına amin diyoruz. Dileğine, duasına. Geldik efendim kitabın 127. sayfasına. Uzun bir yere atladık yani. Burada Ebu Süfyan radıyallahu anh ile, o zamanlar tabi Müslüman değilmiş, Heraklius arasında geçen bir konuşma var. Onun sonunda, o kısa zaten meşhur biliyorsunuzdur. Heraklius bir soru soruyor mevzunun sonuna doğru.
Ayrıca Ebu Sufyan'ın Buhari ve Müslim'de geçen Heraklius ile olan sohbeti de burada verilen haberler arasındadır. Said Havva eserinde, Said Havva merhum eserinde bu şeyi kullanmış. Bu rivayetin sonunda Heraklius'un yalan söyleme konusunda bir tereddüdünüz var mı şeklindeki sorusuna, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yalancılığı var mıydı, yalan söylüyor olabileceği konusunda konuşurken tereddüt yaşıyor musunuz diye sormuş Ebu Sufyan'a radıyallahu anh. Daha sonra radıyallahu anh oluyor tabii, yani sahabe oluyor. Şüphesinin, o da demiş ki Ebu Sufyan'a, bak cahiliye Arabı bile, daha Müslüman olmamışken bile bak yalancı diyemiyor. Ebu Sufyan'ın şüphesinin olmadığını belirtmesi üzerine, yani o bizim aramızda yalancı birisi değildir, yalan söylemez demesi üzerine Heraklius diyor ki, halka karşı doğru söyleyen, yani insanlara yalan söylemeyen, bundan kaçınan birisi, bunda hiç falso vermeyen birisi, Allah namına yalan söylemesi mümkün değildir diyor. Bak, insanlara yalan söylemiyor, orada bile o hukuku koruyan birisi diyor. Bir de haşa, Allah'ın adına ben peygamberim, benim işte sözüm kendi sözü, haşa onu Allah'ın sözü olarak nakledecek falan, böyle şey diyor, mümkün değildir. O konuda bu kadar hassasiyet gösteren bu konuda böyle bir falso vermez. Ben bunu Mustafa Öztürk'e yazdığım reddiyelerden birisinde delil olarak kullanmıştım. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadar doğru sözlü olsun, nübüvvete kadar ve ondan sonrası da dahil, ama nübüvvete kadar bile hiçbir falsosu yakalanmasın doğrulukta. Fakat 40 yaşına gelince birdenbire Allah adına yalan söylemeye başlasın. Haşa sümme haşa. Mustafa Öztürk diyor ya, Kur'an yani vahiy değildir, ya da vahiy mahiyetine dair aslında o biraz böyle cerbeze yapıyor orada. Diyor ki işte, ya diyor, vahiy aslında böyle özü kalbine geliyordu. Kendi cümleleriyle aktarıyordu falan. Haşa, o zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi sözüne Allah sözü diye yansıtmış olur. Çünkü Kur'an'a baktığınız zaman Cenab-ı Hak bana böyle bir şey işe yaptı, gönlüme verdi, ben de size onu anlatıyorum gibi değil ki. Bizzat Allah konuşuyormuş gibi. Muş gibisi fazla, bizzat Allah konuşuyor orada. Yani Cenab-ı Hakk'ın vahyi olduğu çok sarih bir şekilde, üslubun üstlendiği bir şeyken, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın manasını, kalbine gelen manaları kendi cümleleriyle ifade ettiğini söylemek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok bir çirkin bir bühtan yakıştırmak. Kendi sözünü Allah sözü diye Allah adına yalan söylüyor diyorsun sen yani. O zaman öyle dememesi lazımdı, şöyle demesi lazımdı. Kalbime gelen bir manaya göre bence şöyle istiyor Allah sizden falan gibi böyle. İkincil bir, üçüncül bir dil kullanması lazımdı. Ama hayır, Kur'an üslubu böyle değil ki. Burada da işte Heraklius, Mustafa Öztürkgillerin gözünü açıyor. Halka karşı yalan söylemeyen diyor, Allah adına yalan söyler mi ya? Efendim, geldik kitabın sonuna. Kitabın sonundaki yazı da güzel, sonuç bölümü. Sonuç bölümü ismi sonuç muydu buranın? Başlığı yokmuş. Ha, varmış, sonuç bölümü, evet, perde sayfada yazıyormuş. Burada 257. sayfada başlayıp 258. sayfada sarkan bir bölüm var. Orayı okuyarak bu kitapla ilgili paylaşımlarımı bitirmiş olayım. Günümüzde ateizmin ve deizmin yaygınlaşmasının sebebi olarak ehli sünnet çizgiyi öne sürmek gibi bir durum göze çarpmaktadır. Yani ehli sünnet, sünniler ya da tırnak içinde geleneksel İslamcılık sebep oluyor ateizmin, deizmin artmasına falan. Böyle diyor, bir şey var, argüman var. Halbuki ehli sünnetin ilim, amel, akide, ahlak çizgisini, temel sabitelerini tartışmaya açanlar doğrudan yahut dolaylı şekilde ateizmin ve deizmin önünü açmaktadırlar. Ehli sünnete saldıran ateizmin, deizmin önünü açıyor diyor. Dini belirli fıkıh, hadis, tefsir usulleri üzerinden anlayan ve yaşayan sahih çizgiye saldırı, dinin yaşanılır düzlemine saldırıdır. Çizdiğim cümle arkadaşlar. Dini belirli fıkıh, hadis, tefsir usulleri üzerinden anlayan ve yaşayan sahih çizgiye saldırı, dinin yaşanılır düzlemine saldırıdır. Bu din hangi çizgide yaşanır istikametle? Ehl-i sünnet ve cemaat çizgisinde. Ona saldırıyorsan sen neye saldırıyorsun? Yaşanabilecek İslam'a saldırıyorsun. Diğerleri yaşanabilecek İslam değil. Ateizm ve deizm
kaostan beslenmektedir. Amele aktarılmayan ilimden, tartışılan akaidden, nefis terbiyesinden uzak ahlaktan, herkesin kendi mezhebini kurduğu din algısından beslenmektedir. Maalesef ateizm yahut deizmin ülkemizde kısmi yayılışının kitlesel değil parantez içi, sebebini geleneksel din anlayışı gibi kavramlarla ehli sünnetin üzerine yıkma gibi bir Ali Cengiz. Bu Ali Cengiz de aslında Ali Cengiz. Cengiz ailesinin oyunu demekmiş. Cengiz ve o oğullarının, torunlarının harplerde yaptığı hilelerden dolayı Cengiz Han, Moğolların hükümdarı. Ondan dolayı Ali Cengiz oyunları, sonra Ali Cengiz olmuş. Bunu da iki dirhem bir çekirdekte İskender Pala Hoca anlatıyordu. Ehl-i sünnet üzerine yıkma gibi bir Ali Cengiz oyunuyla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu suçlamayı ateizmin ve deizmin önündeki en büyük engel, ehl-i sünnetin ilmi disiplin, usul ve mezhepleri olduğu halde yapmaktadırlar. Çünkü ona çarpıyorlar. Ferdi bir takım hataları bir ilmi çizgiye yıkmaya çalışmak ne derece mantıklıdır? Halbuki deizmin ve ateizmin önünü ilmi, parantez içi ünlem, faaliyetleriyle açan modernistler, sistemli bütüncül din anlayışından uzak din algılarıyla uçsuz bucaksız ilmi muktesebata yakınlaşmakta ve denetimsiz birçok mezhepler kurmaktadırlar. Asıl bozucuguncu bunlar. Modernistler, İslam reformistleri. Dindeki en temel, en kat'i konuları bile ilmi düzlemden çıkararak tartışmak, kişilere ilim ve kapasitelerinin üzerinde bir yol göstererek dini, ameli düzlemden çıkarmaya sebep olunmakta değil midir? O halde dini anlamaktan, yaşamaktan uzaklaştırarak ateizmin ve deizmin önünün açılmasına sebep olunduğu fark edilmelidir, diyor İbrahim Hoca. Allah ondan razı olsun. Duasıyla bitirelim. Kendisinin duası var burada. Allah'ım kalplerimizi dininin sahih çizgisinden ayırma. Amin. Ehli bid'at ve ehli küfür olmaktan bizleri koru. Amin. İmanımızı sağlamlaştır. Amin. Mümin olarak vefat etmeyi bizlere nasip et. Amin. 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 Evet arkadaşlar, bir kitaplıkta paylaşımlarım bu kadar. Ha, şunu da söyleyeyim. Kitap bir tez. O yüzden üslup olarak çok çok akıcı bir kitap değil. Ama içinde çok faydalı bilgiler var. Ben okuyunca biraz şunu aradım. Keşke dedim hani Said Havva Hoca'nın kendi metinlerinden böyle uzun alıntılar da olsa, ki o yolu tercih etmemiş İbrahim Hoca. Sanki böyle bir içeriye farklı bir tat, bir çeşni katardı, güzel olurdu. Biz de hocanın, Said Havva merhumun eserlerinden biraz böyle tanışıklığımız olurdu. Ben daha önce okumadım çünkü kendisini. Ama o yolu tercih etmemiş. Olabilir. Dediğim gibi kitap içinde kıymetli bilgiler olan bir kitap. Şöyle kapağını tekrar gösteriyorum size arkadaşlar. Bir göz aşinalığı olsun tekrar. İbrahim Çoban Hoca'nın Said Havva'nın nazarından Ateizm ve Deizm Eleştirisi kitabı MGV yayınlarından, yani Milli Gençlik Vakfı yayınlarından çıkmış. Ne diyelim, Cenab-ı Hak İbrahim Hoca'ya daha nice nice eserler yazmak nasip eylesin, ki haberini de aldık. Bu eserin daha böyle avamisi, daha çok gençlere dönük olanı, daha özet bir şeklini yazmayı planlıyor hoca. Cenab-ı Hak onu bundan muvaffak eylesin. Her bir harfine yüz binler haseneler yağdırsın. Ahir zamanda sünnet-i seniyeyi müdafaa edenlere büyük ecirler verileceği, yüz şehit sevabı verileceğinden bahseden hadisler var. Cenab-ı Hak İbrahim Hoca'yı ve hepimizi, ehl-i sünnet olanları, sünnet diye bir derdi olanları, Kur'an ve sünnet arasındaki ilişkiyi koparmaya çalışanlara karşı mücadele edenleri bu sırlara, bu ecirlere nail eylesin. Pekala, bir kitaplık daha bu kadar. Başka bir kitapta yine fosforlu kalemde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.